Asiye? Hocam. Ayaz. Sen de bir gelebilir misin bir saniye? Çocuklar, izlediğiniz filmle ilgili ön raporu okudum. Çok güzel fikirleriniz var. Aferin size. Ayrıca İstanbul konseptli fotoğraflarla destekleme fikriniz de çok hoşumuza gitti. Değil mi Burak Hocam? Evet, aynen öyle. Hatta çektiğiniz fotoğraflarla okulda bir sergi açmayı bile düşünmedik değil. Gerçekten mi? Evet. Ayrıca fotoğraf makinelerini de fotoğraf kulübünden alabilirsiniz. Ayaz, önceki okulunda görüştüm de senin oradan not ortalaman bayağı yüksekmiş. Şaşırdığımı itiraf etmem lazım. Niye hocam? Size tembel öğrenci vibe'ım verdim ben. Yani yalan söylemeyeceğim. Ufak bir haylazlık hissi veriyorsun. Önyargı. Önyargı ne kadar kötü bir şey değil mi çocuklar? Neyse, sizden bol bol İstanbul fotoğrafı bekliyoruz. Filiz hocam, buyurun. Ben sana kapılmaya başladım Asiye. Biliyorum yani... Sen beni arkadaşın olarak görüyorsun. Ama ben sana aşık oldum. Asiye, yani benimle aynı ortamda bulunmak istemezsen, yani tek devam etmek istersen ben bunu anlayabilirim. Şimdi ödev için sürekli dip dip olacağız. Zor olur uyuz olduğum biriyle sürekli İstanbul'u gezip fotoğraf çekmek falan. Yani eğer istersen ben tek devam edebilirim. Yok, bence birlikte yapalım. Haftalarca sürebilir ama. Evet ya, sürer. Sürekli dip dip olacağız. Biliyorum. Yani hepsini biliyorum. Biliyorsun. Buna rağmen o okeysin, öyle mi? Evet. Ne yapalım o zaman? Okul çıkışında başlayalım, ister misin? Olur, başlayalım. Başlayalım. Tamam, sınıfta görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada mıydı acaba? Yok, başka yere gideyim dedim de. Tamam. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.